Kenan, bunu yapma ne olur. Neyi yapmayayım? Seni seviyorum, evlenmek istiyorum. Kötü bir şey mi bu? Hayır, kötü bir şey değil tabii ki. Ama şu anda hiç sırası değil. Yani hayatımda bu kadar çok şey olurken, her şey bu kadar karmaşıkken bizim hakkımızda böyle hayaller kurma. Anne, nefis görünüyor. Her şeyi döktürmüşsün vallahi. Afiyet olsun kızım. Bir şey mi kutluyoruz? Çilem, bir şey kutlamıyoruz. Annemin canı istemiş, yapmış işte. Bir rahat rahat yemeğimizi yiyelim mi bu akşam? Evet, bir gece uykusuzluk yapmadan durabilirsin herhalde, değil mi? İsterseniz ben kalkayım. Siz annenizle mutlu mesut yiyin yemeğinizi. Ben senin de annenim. İstesen de istemesen de bunu değiştiremezsin Çilem. Evet, annemsin. Ama sadece beni doğurduğun için sana saygı göstermemi bekleme. İki yemek yaptın, üç gündür birlikteyiz diye hiçbir şey unutamam ben. Tamam, unutma. Ama sadece bu gece anne kız gibi olamaz mıyız? Lütfen anneciğim. Tek bir gece istiyorum senden. Bakın, sizi böyle bir arada görmek beni öyle mutlu ediyor ki. Siz çok şanslısınız. Çünkü birbirinize sahipsiniz. Benim bir kardeşim yoktu. Eğer olsaydı her şey çok farklı olurdu. Ben hapishanedeyken sizi ona emanet ederdim. Böyle birbirinizden habersiz ayrı ayrı yerlere de almak zorunda kalmazdınız. Bir kardeş olması insanı güçlü kılar. Lütfen bana söz verin. Birbirinizden ayrılmayacaksınız. Can yoldaşı olacaksınız. Söz mü? Söz. Sen merak etme, ben bu ikisini hayatta bırakmam. Bakma bana öyle, ablanım ben senin. Tamam, şimdi mutlu oldum. Gözüm arkada kalmayacak. Hayırdır, bir yere gidiyorsun galiba? Yok, hayır. Yani dünya hali bu, belli mi olur? Doğru. Bize de ne olacağı belli değil. Ay yeter Allah aşkına. Bir gecede ağlaşmadan yemeğimizi yiyebilir miyiz ya? Doğru, haklısın. Hadi yemeklerimizi yiyelim. Çilem, şuna enginar ver. Ben börek alacağım eve. Peynirli mi bu? Hı hı. Ay, kendini koy. Al bakalım. Ay, İpek sen bundan yedin mi? Ne haber kardeşim? İyi, sen? Dertliyiz herhalde. Öyleyiz vallahi.
Ya ben bu kadınları anlamıyorum. Aklım duruyor, kelimelerim yetmiyor. Mevzu buysa boşuna kafana takma bence. Ben de anlamıyorum çünkü. Oğlum ben Deren'e aşık oldum. Kızın gözünün içine bakıyorum ya. Ben hayatımda böyle bir kuzu olmadım. İyi işte, ne güzel. Sorun ne? Hah, ben de onu diyorum işte. Sorun ne? Gittim bir tane arsa aldım. Deren'i götürdüm. Dedim bak burası bizim olacak. Buraya istediğimiz evi yaptırabiliriz. Ne dese beğenirsin? Belki birbirimizden kopacağız. Belki ben senin hayatında olmayacağım. Hayda. Sebep? Ne oluyor arkadaşım ya? Yani niye kopuyoruz biz? Birbirimizi seviyoruz ya. Belki de senin bilmediğin bir şey vardır. Ne olabilir? Söyle, ben de bir çözüm düşüneyim. Belki de senin çözemeyeceğin bir şeydir. Sinan. Senin bildiğin bir şey mi var? Ha yok ya, ben konuşuyorum öyle. Sen niye böylesin? Nasıl? Ne bileyim, böyle sıkkın, durgun bir halin var. İyiyim ya, bir şey yok. Ay, hadi ben size şimdi şöyle güzel bir kahve yapayım. Hı? Hadi, tatlı da vardı. Ben dolaptan alayım. Sen otur otur, biz hallederiz. İyi, tamam. Ay, mesaj geldi sana anne. Kimmiş? Ya bir arkadaşımı arayacaktım. Unuttum. Siz kahveleri yapın, ben onu arayıp geliyorum hemen. Tamam. Ay şunları da kaldıralım da bir alan açılsın. Çilem bırak sen. Hasta değilim canım. Hamileyim sadece. Topluyorum işte. İyi, topla o zaman. Cahide, umarım bunu kullanmak zorunda kalmazsın. Bak, bu yolun dönüşü yok. Teşekkür ederim Leyla. Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Geldik. Maalesef. Ne? Ayrılamıyorum sevgilimden. Ne yapayım? Yarın yine buluşuruz. Olmaz mı? Beni dinlemeye gelirsin. Ben seni her gece dinlemeye gelirim. Hadi git artık. Önce sen git. Aa, şımarırım bak sonra. Alıştırma beni bunlara. Alış. Geceler.
işin var senin burada? Gelirken ben de kendime aynı soruyu sordum. Sinan'ın yanına niye gidiyorsun? Eve dön dedim. Yolda kendimle savaştım. Ama buradayım işte. Senin o söylediklerinden sonra niye kaçtım biliyor musun? Ümidim kopuyor çünkü. Ben daha önce hiç böyle bir şey hissetmedim. Sinan. Ben de sana aşık oldum. Gel, gel otur şöyle. Keşke daha önce tanışsaydık. Yani bütün bu korkunç şeyler olmadan önce. İnsanlar çok üstümüze gelecekler biliyorsun değil mi? Çok çirkin şeyler söyleyecekler. Umurumda değil. Biz kötü bir şey yapmıyoruz. Ben her şeyi göğüslemeye hazırım, merak etme. Belki ayrılırız. Belki hapse atarlar bizi. Sarılsana bana. Belki bu kabus biter bir gün. Mutlu oluruz. Olur muyuz? Olacağız. Beni buna sen zorladın. Anne. Ben ışığı açık görünce bir bakayım dedim sana. Uyuyamadın mı? Uyuyamadım. Ben de uyuyamadım. Ne oldu? Canın sıkan bir şey mi oldu? Yok. Boşuna demiyorlar en huzurlu yer anne kucağı diye. Anne. Sen ağladın mı? Yok. Hayır, ağlamışsın işte, gözünden belli. Ne oldu? Kim üzdü seni? Çilem değil mi?
Hayır tabii ki, başka kim olacak ki sanki? Ne yaptı yine? Hayır ben anlamıyorum ki, kime çekmiş bu kız? Babam mı böyleydi? Sana bakıyorum, sen pamuk gibi bir kadınsın. Çilem huysuz, inatçı, asabi bir tip. Yok. Çilem bir şey yapmadı. Ben sizi düşündüm. Duygulandım öyle. Düşünsene. Onca yıl ayrı kaldık birbirimizden. 24 yıl. Bir ömür. Şimdi ise kavuştuk. Şu kısacık zamanımda ömrümde mutlu olmadığım kadar mutluyum ben şu an. Hem de daha bir sürü mutlu günümüz olacak. Hatta hepimiz evlensek bile senin dizinin dibinden ayrılmayacağız. Burada yaşayacağız. Kocalarınızla. Evet. Kabul edecekler mi bakalım? Edecekler tabii ki. Etmeyen bu evden kız alamaz. Şart koşarız. Hatta sözleşme yaparız. Terem, seni, kardeşlerini, dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Bunu sakın unutmayın. Tamam mı? Söyle. Abi, Sadullah'ın izini bulduk. İzmir'de Tevfik abinin mekanında takılıyormuş. Dün de gelmiş. Bir süre buralardayım demiş Tevfik abiye. Memo, sakın oradan ayrılmayın. O tekrar gelecektir oraya. Aynen abi. Bekliyoruz bakalım. Nerede kaldığını da öğrenin. Her şeyden haberdar edin beni. Baş üstüne abi. Az kaldı Sado. Az kaldı. Paşa paşa öteceksin fabrikayı kimin yaktığını. İpek. Teren ne yapıyorsun ya? Ödümü kopardın. Karanlıkta oturmuşsun öyle. Uyku tutmadı. Oturdum ben de. Sen nereden böyle? İpek konuşsana. Deren söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Sinan'ın yanından. Sinan'ın yanından mı? Peki sen iyi misin? Sen Sinan'la hala normal bir arkadaşlık kurabileceğini mi sanıyorsun? Ben ona güveniyorum. Güveniyor musun? Güvenme. Tekin Mali'nin oğlu o sonuçta. Bence artık görüşmemeniz lazım bile. Tamam evet, belki ihbar etmedi bizi polise. Ama bu hiçbir zaman etmeyeceği anlamına gelmiyor. Etmeyecek. Biliyorum. Sinan bana aşık oldu. Böyle mi söyledi sana? Evet. Peki sen? Sakın bana ben de aşık oldum deme. Peki sen kafayı mı yedin? Tamam, ben şu anda seni yargılamıyorum, beni yanlış anlama. Ama bu Sinan ya Sinan, öldürdüğün adamın oğlu. Başka adam mı kalmadı aşık olacak?